1954'te Cezayir'de halk aşağılanmaya başladı. Ve 1945'te Cezayir halkı Fransız emperyalizmine karşı direniş başlattı. 30 farklı bölgede cereyan eden çatışmalarda büyük kayıplar verildi ve katliamlar yapıldı. Fransız vali Pierre, Cezayir'de Fransız egemenliğini ilan etmişti. Çünkü Cezayir Fransa'ya aitti ve Fransa kendi kendiyle savaşamazdı. Düşman içerideydi. Cezayirli Müslümanların 1/3'ü çok büyük bir fakirlik içinde yaşıyordu. Operasyonlar yapıp köylere girmeye başlamıştık. Bazı köylerde kimseyi bulamıyorduk. Ama onların saklandıklarını biliyorduk. Saklandıkları yerleri bulup dışarı çıkararak köyü yakıyorduk. Fransa, savaşın ilk aylarında büyük operasyonlar için emir verdi. Erkeklerin çoğu tutuklandı. Halkın çoğu sorgudan geçirildi. Savaşın etkileri her yerde görülmeye başladı. Bazıları bunu canlarıyla ödedi. Halk asilleri korudukları için cezalandırılıyordu. Başından bu yana Fransız ordusu gittikçe artan bir direnişle karşılaşıyordu. Gökyüzünden binlerce asker yağıyordu. Helikopterler ilk defa Cezayir'de sistematik olarak kullanılmaya başlandı. Yüksek hareket kabiliyeti olan bu modern silah savaşı en kuytu köşelere kadar taşıdı. Philippeville'de şüpheli görülen erkekler statta toplandılar. Paraşütçüler gelir gelmez her yere ani baskınlar düzenlediler. Ertesi sabah komşular bana yalvarmaya başladı. Bunlar asker veya savaşçı mıydı? Hayır, hayır, hayır. Hepsi sivildi. Daha sonra bir katliam fotoğrafı gördüm. Fotoğrafta belediye stadını ve insanları tanıdım. Gerilla savaşı da bunu gerektirir zaten. Biz de bunu yapmaya başladık. Fransız ordusunun amacı ulusal kurtuluş örgütünü temizlemek ve halkın içinden militanları temizlemekti. Bunun için de yapılması gereken şey onları ormandan çıkarmak, şüphelileri sorgulamak ve bilgi toplamaktı. Savaş sırasında bilgi toplamak ve sorgulamak işkencesiz olmuyordu. Nasıl bilgi toplayabilirdiniz? Çünkü hiç kimse size paşa paşa gelip bilgi vermez. Bir şey almak istiyorsanız dövmeniz gerekirdi. Bu insanlar gerçek birer sadist olarak yetiştirilmişlerdi. Bilgi elde etmek için sistematik işkence kullanıyorlardı. Ne tür işkence yöntemleri kullanılıyordu? Vücutlarına elektrik veriliyordu. Genel olarak nefessiz kalıncaya kadar kafaları suyun içine batırılıyordu. Sonrasında karınları top gibi şişene kadar suyla dolduruluyordu. Ama en çok kullanılan elektrikti. Birinin bu jeneratörün kolunu çevirmesi gerekiyordu. Böylece 80 volt elektrik üretilmiş oluyordu. İki elektrot da meme uçlarına, kulağa ve testislere bağlanıyordu. Getirilen insanların parmakları kesilmiş oluyordu. Tam kökünden değil tabii, çünkü bir daha kesmek gerekebilirdi. Çıplaktı ve elleri arkadan bağlıydı. Bu şekilde ellerinden asılmıştı. Ayak uçları zar zor yere değiyordu. Böylece dayanmasını daha da güçleştiriyorlardı. Sorgularken aşağı indiriyorlar, daha sonra tekrar yukarı çekiyorlar. Daha sonra bir kablo kulağına, bir kablo da cinsel organına bağlanarak elektrik verildi. Elektrik akımını hızlandırmak için adamı ıslatmışlar. Bu bizim için dayanılmazdı. Cezayir'de işkence olduğunu biliyordu ama bu kadar iğrenç olabileceğini bilmiyordu. İşkence bütün köylerde görülmeye başlandı. Bu iş genelleştirildi. Her yerde işkence vardı.
Dereceleri farklıydı ama her yerde işkence vardı. Araplara yumruk atmak işkenceden sayılmıyordu. Canın istediğini yapabilirdin. Ama savaş sadece işkenceyle bitmiyordu. Dışarıda bombalar patlıyor, kurşunlar uçuşuyor, helikopterler ölüm yağdırıyor ve insanlar ölüyordu. Vahşet her yerdeydi. Şehirlerde sokaklara dağılmış eller, bacaklar, kollar, ölü kadınlar görüyoruz burada. Şans eseri birkaç köylü kurtulmuştu. Bu bir şans ama aynı zamanda köyün yok olduğunu da görmek demekti. Birliği yöneten yüzbaşı mitralyözlerin yanı sıra bu roket atarları da kullanıyordu. En çok etkileyen şey köylerin yıkımıydı. Ve silahsızdılar. Ama başlarına bomba yağıyordu. Kadınlar, çocuklar yanıyordu, ölüyordu. Bu çok korkunç bir durumdu. Kaçmasına imkan yoktu. Çünkü napalm bombaları korkunç bir yıkım yapıyordu. Birkaç operasyonda napalm kullanıldığını gördüm. Bir uçak geliyor, bombaları yağdırıyor, sessizce patlamalar oluyor. Ve her yer yanmaya başlıyor. Her sabah ve her akşam uçaklar bomba yağdırırdı. Bunlar daha çok napalm bombalarıydı. Ateş yağdırırlardı. Kurtular olmuyor muydu? Hayır. Elbette tecavüz vardı. Erkekler savaştaydı ve kadınlar köylerde tek başına kalmıştı. Korumasızdılar, öyle değil mi? Binlerce Cezayirli tutuklandı ve toplama kamplarına alındılar. Siz sivil tutukluları temsil edeceksiniz. Yani tutukluların ifadelerini alacak olan kişi bendim. Olup bitenleri kontrol etmek istiyordum. Daha sonra bir cuma günüydü galiba. Kamyonlar dolusu Müslüman geldi. Hepsi bu merkezde kalacaktı. Fransızların aynı şekilde davranmasına dayanamıyordum. Oralara gidiyor, görüyor ve tebrik ediyorlardı. Bütün bölgeler yasak bölge haline gelmeye başladı. Yasak bölgelerde Fransız ordusu hiç sorgusuz kımıldayan her şeye ateş edebiliyordu. Köyünden kovulmuş insanlar grup halinde toplanıyorlardı. 1,5 milyon kişi, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar çok kötü şartlarda yaşıyorlardı. Hastalıklar ve yiyecek kıtlığı yüzünden pek çok insan ölüyordu. Düşünebilir misiniz ki insanlar tarlada çalışırken öldürülüyor, kurşuna diziliyor. Başka suçları yok. Başlarına her şey geliyor. Tecavüz. 19 yaşındaki kızlar tecavüze uğradı. 12, 13 yaşındaki kızlar. Gözünüzün önünde kızınıza tecavüz ediyorlar. Bu inanılmaz. Çok sık olarak bu kadınlar soyulur ve tecavüz etmeleri için askerlere verilirdi. Elektrotları çocuğa değdiriyorlardı. Babasının önünde işkence ediliyordu.